arkadaşlar. Ordereyi hemen hazırlayıp gönderebilir miyiz bugün lütfen? Tabii 10 dakikaya kadar hazır. Hemen lütfen. Tamam. Hadi bu acele gitmemiz lazım. İşleri bekliyor. Diğerlerini hazırlayın. Mutfak, banyo ve ev içi dekorasyonu denince akla ilk gelen adreslerden birine uğradık. Ve hummalı bir çalışmanın içinde bulduk kendimizi. Londra'da yaşayıp da bir sipariş vermişseniz hiç kuşku yok ki en önemli noktası bu siparişin ne zaman evinize getirileceği konusu. Şimdi bugün size onu sormak istiyoruz Ümit Bey. Sipariş size verildikten sonra ne kadar süre içerisinde müşteriye ulaşıyor? O siparişin alınışı o günkü yoğunluğumuza bağlı açıkçası. Az önce gördüğünüz gibi siparişi aldık. Yarın saat içinde delivery'sini yapacağız. Çünkü bugün delivery'miz yoğun değil. O yüzden eğer o günkü müsaitse anında delivery'sini yaparız. Sorun yok. Müşteri sizi aradıktan sonra nasıl bir prosedür izliyorsunuz? Müşteri bizi arıyor veya geliyor burada beğeniyor. Orderini hazırlıyoruz. Hemen arkadaşlarımız hazırlıyor. Eğer aynı gün müsaitsek, aynı gün değilse next day delivery'sini yapıyoruz. Yani şimdi göreceğiniz gibi prosedür hemen aynı şekilde uygulandı. Yarım saat içinde bu delivery yapılacak. Bütün bu malzemeleri siz yarım saat içerisinde hazırlayıp evlere ulaştırıyorsunuz. Evet, evlere ulaştırıyoruz. Flat olsun, 3. kat, 4. kat, herhangi asansör olsun olmasın hiçbir sorun değildir. Taşımakta hiç herhangi bir kaygı duymasınlar. Siz bunları götürdükten sonra bu malzemeler neye dönüşecek evde? Bu evde güzelliğe dönüşecek, ev güzel olacak. Bir evin çehresini değiştirecek malzemeler işte böyle hazırlanıyor. Yükleniyor ve en kısa zamanda adresine teslim için yola çıkıyor. Londralı'ya verilen bu hizmetin bedeli de yok üstelik. DIY Center çalışanları iddialı. Yola çıkan sipariş en kısa sürede adrese ulaştırılıyor. Üstelik burada verilen hizmet bununla da sınırlı değil. O sipariş kağıdında yazan malzemeler titizlikle seçiliyor. Müşterinin seçimi uzman tavsiyesiyle daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir hale dönüştürülüyor. Planlama yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Müşteriye lazım olan bir bahçe taşının ihtiyaçları malzemesinin listesini yapmaya çalışıyoruz. Bahçe yapacakmış, yenileyecekmiş. Genelde sizin tavsiyeleriniz üzerine mi şekilleniyor siparişler yoksa müşterinin isteklerine göre mi? Şu anda tam olarak nasıl gelişiyor? Şimdi müşteri tabii ki kendi isteklerini söylüyor ama bizim önerilerimiz de var. Biz öneriyoruz işte hangi taş nereye gider, hangi malzeme kullanacak. Önerilerimizi yapıyoruz. Müşterinin de düşüncesiyle ortak bir nokta buluyoruz. Müşteriye sanırım ömrünün uzun olabilmesi için bir taş önerdiniz. Hangisini önerdiniz kendisine? Şimdi bu üç tane taş çeşidi vardı burada, eğer gösterebilirseniz. Bunlardan üçünden birini hangisi olur diye söyleyince ben de sağda göstereyim. Daha çok bunun kalınlığı da bu İspanya'nın taşı mesela örneğin. Bak bunun kalınlığı 10 milimetredir. Bahçede hani dışarıda olacağı için. Üstü de kaymaz bir şekilde işte yağışlı havalarda. Şimdi bunu önerdim. Şu da var. Şunu bir çıkarabilirsek. Şimdi bu da üst yüzey aynıdır. Aynı bahçe taşıdır. Şimdi bunun kalınlığı 6 milimetredir. Şimdi bu porselen bir taştır ama dışarıya bir de renk tabii önemli, müşterinin seçeceği renk. Ben bunu önerdim. Bu biraz daha sağlam görünümlü. Çünkü üretici firmayı da biliyoruz. İkisinden birini önerdik. Ben bunu önerdim. Müşterim de bunu kabul etti. O anlamda daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben şey konusunda kararsız kaldım da yani hangisinin daha uygun olabileceğini, hani hangisinin daha sağlam olabileceğini. Çünkü dışarıda olduğundan dolayı yani bir şey düşürdüğünde evet hani şu olduğunda kırılabileceğini falan düşündüğümden dolayı hani İbrahim abiye danıştım bu konuda. Hani o da almam gerekeni gösterdi bana. Orada karar kıldık, işte onu alacağız abi. Biraz daha uzun ömürlü olsun istiyorsunuz. Tabii. Yani bir kere yapalım. Bir de arkamıza bakmayalım. Yani. Malzemenin kalitesi önemli. Sırada onu en ekonomik hale getirmek var. Bu noktada da kampanya ve ürün çeşitliliğiyle DIY Center farklı seçenekler sunuyor. Daha öncelerde hani ev malzemelerinin çoğunu burada almıştım zaten. Ve malzemelerden de gayet memnun kaldık. 4 seneyi falan devrettik zaten. Malzemeleri 4 senedir işte kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar yani. Aynı zamanda hani fiyat konusunda hani biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum diğer yerlerde. Hani arkadaşlar da bu konuda yardımcı oluyor. Arkadaşlara. Bir şey ekleyeyim. O bir konuyu söylediniz. Şimdi biz bütün ürünlerimizde stok yapıyoruz. Yani müşteri bugün istediği zaman, bugün ya da olmadığı zaman yarın gönderme çalışma biçimi var bizde. Müşterinin en çok üstüne durduğu konu bu. Bir haftada evini bitirmek istiyor ya da iş yerini bitirmek istiyor.
Şimdi bizim fayanslarımız işte İspanya, Almanya, Türkiye'de geliyor. 4 hafta sürer en erken ama onun önünü kesmek için biz bütün showroom'umuzdaki ürünlerimizin hepsi stokumuzda var. Bir gün sonra ya da anında aynı gün çok acil olursa hemen götürebiliyoruz, teslim edebiliyoruz. Siparişler adrese teslim edildiği gibi dilerseniz kendiniz de gelip ürününüzü hiç beklemeden alıp gidebilirsiniz. Merhabalar. Merhaba. Yeni ürünler almışız galiba. Evet, evet. Nerede kullanacaksınız? Banyo ürünleri aldık, shower aldık, banyo dolapları, banyo dolapları, tuvalet onları aldık. İhtiyaçlarınız oldukça sık geliyor musunuz buraya? Evet, geliyoruz işte. Fayansları beğendik, fayansları aldık, banyo ürünleri aldık.